Selam gençler Farum YouTube kanalına hoş geldiniz. Üçüncü günün birinci dersinin ikinci videosundayız. Atom modellerine başlamıştık. Hızla ilerlerken minik bir ara verelim demiştik. Aramız bitti. Şimdi dördüncü atom modelimiz olan bor atom modeline başlıyoruz. Hocam sanki sizin için o ara çok minik olmamış gibi çaktırma. Bir önceki videoyu izlemeyen birisi geldiyse o aramızı keşfetmemiştir. Aman siz de benim gibi ara vermeyin arkadaşlar. Sizin aralarınız gerçekten minik olsun. Mevzuyu anladıysan yorumda bir göz kırp. <laughs> Çok uzatmayalım. Dördüncü atom modelimiz bor atom modeli. Bak şimdi bor atom modeline. 1913 yılında Niels Bohr Rutherford atom modelinde özellikle elektron hareketleriyle ilgili açıklayamadığı konuları ele alarak yeni bir atom modeli ileri sürüyor. Bohr atom modelinin ortaya çıkmasında maddelerin ışıkla etkileşimi sonucunda oluşan emisyon bir diğer adıyla yayılma spektrumlarının keşfedilmesi büyük bir rol oynamıştır. Bor uyarılmış bir element atomunun hep aynı dalga boyunda ışınlar yaydığını belirlemiş ve bunun ancak elektronların belirli enerji düzeyinde bulunmasıyla mümkün olabileceğini sonucuna varmıştır. Bu sayede yörüngeli yani katmanlı atom modeli olarak bilinen bor atom modeli ortaya çıkmıştır. Şimdi burada spektrum dedik, yayılma dedik, emisyon dedik. Hocam bunlar ne? Bunları ilk defa duyuyorum. Birazdan detaylıca değineceğim bunlara. Ee, sadece şurada beyaz bir sayfada borun ne yapmaya çalıştığını bir anlamaya çalışalım. Bir atom var. Biliyorsun bir önceki atom modelimiz olan Rutherford'da çekirdeği keşfetmiştik. Şurası bizim çekirdeğimiz olsun. Tamam mı? Çekirdek. Diyor ki bor, çekirdeğin etrafında yörüngeler var. Bunun etrafında şöyle daire şeklinde yörüngeler var diyor. Ben diyor bir elektrona bu yörüngeyi nasıl keşfediyor? Elektrona enerji gönderiyor. Gönderdiği her enerji aynı miktarda giriyor. Yani enerji dediğimiz şeyi ışın diye de adlandırabilirsin. Işın. Işın demeti, ışık demeti de diyebiliriz. Diğer bir adıyla spektrum. Spektrum. Spektrum aslında bir ışık demeti demek. Tamam mı? Spektrum gönderiyor. Yani ışın demeti enerji gönderiyor. Enerjiyi aldığı zaman elektron bir üst enerji düzeyine çıkıyor. Tamam mı? Hatta daha fazla enerji gönderirse daha büyük enerji seviyesine çıkıyor. Elektronlar enerji aldığında üst enerji düzeylerine çıkıyormuş. İşte buna da uyarılma deniyor. Tamam mı? Elektronu böyle uyarmış oluyorsun. Bu şekilde bor enerji düzeylerini keşfediyor. Bora göre bir çekirdeğimiz var bak. Şu bizim çekirdeğimiz. Tamam mı? Çekirdek. Çekirdeğin etrafında bora göre katmanlar var. İşte birinci katman. Şurada birinci katman dedik. Sonra içten dışa doğru gidiyor. İkinci katman, üçüncü katman, dördüncü katman, beşinci katman diye devam ediyor. Bora göre, tamam mı? Bu şekilde katmanları keşfediyor. Hatta bu katmanlara başka isimlerde takılabiliyor. Örneğin K katmanı, L, M, N nokta 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 diye isimlerde verilebiliyor bu katmanlara. Yani K aslında birinci katman, birinci yörünge demek. Hocam katman yörünge diyorsunuz. Yani bunun adı ne? Bir de enerji düzeyi demiştiniz... Arkadaşlar işte şu çevrelere... şu yörünge dediğimiz şeylere farklı farklı isimler takabilirsiniz. Yörünge diyebilirsiniz. Yörünge. Yörünge dediğinizde çekirdeğin etrafındaki enerji düzeyleri gelsin. E hocam o zaman enerji düzeyi de diyebilirim. Enerji düzeyi. Evet, enerji düzeyi de diyebilirsin. Hatta katman da diyebilirsin. Ya da kabuk da diyebilirsin. Bak bunlar hepsi aynı anlamlı şeyler. Bir tık ileri gideyim. ayet kimyada bahsedeceğiz buna. Baş kuantum baş kuantum sayısı da diyebilirsin. Bunların beşi de aynı şey. En ile gösterilir bunlar. En ile gösterilir. He hocam o zaman en eşittir biri gördüğümde birinci yörünge ya da birinci katman ya da birinci kabuk ya da birinci kat baş kuantum sayısı ya da birinci enerji düzeyi diyebilir miyim? Evet. Hepsine diyebilirsin. En eşittir iki dediğinde ikinci enerji düzeyi ya da ya da L katmanı da diyebilirsin. Bak 1 K ile 2 L ile 3 M ile 4 N ile alfabetik sıraya doğru gidiyor. Bu şekilde de adlandırılabiliyor. Halinde hocam bundan başka isimleri var mı? Var. Lyman, Paşan, Balmer diye de isimleri var ama bunları görmüyoruz. Sanırsam fizikte görüyor olmanız lazım. Orada bahsederler. Şimdi Bora göre ne yaptık? Çekirdeğin etrafında Enerji düzeyleri var dedik. Bu enerji düzeyinin 5 farklı adı olabilirmiş. En ile gösteriliyormuş. Enerji düzeyleri 1. 2. 3. 4. enerji düzeyi diye adlandırılabilirken K, L, M, N diye de adlandırılabiliyormuş. Tamam mı? Devam edelim. Madem böyle enerji verdik. Elektronu bir üste indirdik. Bir üste bir alta indirmeye devam edelim. Severiz. Şimdi şurası bizim çekirdeğimiz. Şuralarda senin katmanların. Tamam mı? Tamamını çizmiyorum. Daire, daireyi sen tamamla. Şurada senin elektronun var. Elektrona enerji verip ileri bir üst katmana aktarırsan bu elektron uyarılmış olur. Tamam mı? Daha fazla enerji verirsen elektron daha fazla uyarılır. O zaman hocam yörünge sayısı arttıkça elektronun enerjisi artar diyebilir miyiz? Evet arkadaşlar. Not alalım bu tarafa doğru, sağa doğru enerji artar. Yani 3. katmandaki elektronun enerjisi 2'den daha fazladır. Tamam mı? Elektronlar her zaman en düşük enerjili halde olmayı tercih ederler. Yani birinci katmanda birinci katmanda ise birinci katmanda kalmak isterler. En düşük enerjiyi kullanmak ister elektron. Davranış budur. Mesela biz de böyle biraz mayışırız hemen. Yatağımızdan çok çıkmak istemeyiz sabahları. En düşük enerjiyi harcadığımız yerdir. Yatarız, uzanırız. Koşmak, spor yapmak ya da çalışmak böyle eylemlerin olmadığı yer. En düşük enerjimizi korumaya çalışırız. Yani yatmaya çalışırız. Aynı şekilde elektronlar hep en düşük enerjili halinde bulunmaya çalışırlar. Elektronun bu haline işte temel hal denir. Temel hal olması gereken yani en düşük ve çekirdeğe en yakın halini elektronun temel hal deniyormuş. Ancak rahat durmadın. Buna enerji verdin. Enerji verince elektron olması gereken enerji düzeyinin daha ilerisine gitti ya da işte ikinci katmana geldi ya da üçüncü katmana geldi. Buralara geldiğinde ise buna da uyarılmış hal denir. Uyarılmış. Uyarılmış. Uyarılmış hal neymiş? Temel haldeki elektronun enerji alarak bir üst katmana ilerlemesiymiş. Tamam mı? Buna da uyarmış hal diyoruz. Arkadaşlar uyarmış hal yani sabahleyin işte zorla kaldırdılar sizi uyardılar işe gönderdi. Ama ne yapıyorsunuz? Dönüp dolaşıp bir şekilde evinize geri gelip yine o temel halinizi koruyorsunuz değil mi? Aynı şekilde elektronlar da almış oldukları enerjiyi kaybederlerse temel hallerine geri dönerler. Aldı enerjiyi kaybedince temel haline dönüyormuş. Şimdi Az önce birkaç tane kelimeden bahsetmiştim. Yayınma spektrumu falan demiştim. Şimdi ışık alması spektrumlu, Elektronun enerji alarak uyarmış hale geçmesi enerjiyi emerek, hapsederek bir üst katmana çıkmasına emme, absorpsiyon denir. Yani şu olayın ismi absorpsiyonmuş. Ama aldığı ışını geri vererek, yayarak eski haline de yayılma, diğer bir adıyla emisyon denir. Absorpsiyon ve emisyon aslında budur. Absorpsiyon temel haldeki elektronun enerji alarak bir üst katmana çıkmasıymış. Emisyonsa uyarılmış haldeki yani bir üst katmandaki elektronun eski haline e, ışın yayarak dönmesiymiş. Buradaki tabirleri de böyle kısaca anlatmış olduk. Bak buradan çok not çıkarman lazım. Çok güzel sorular gelir. Tamam mı? Nasıl sorular gelir hocam? Der ki sana e, şurada şey yapalım. Bir tık aşağı inelim. Bir çekirdek verir. Çekirdeğin etrafında da şöyle yörüngeler koyar. Tamam mı? Da şöyle bir tane daha çizeyim de çok olsun yörüngem. Şurası benim çekirdeğim. İşte der ki şurada bir elektron var. Elektron buraya gidiyor. Bir. İşte şu farklı renklerle yazdım. Şurada bir elektron var. Buradaki elektron şuraya geliyor. İki. Ya da şöyle der. Der ki bir numaralı olay bir numaralı olay absorpsiyondur der. Bir numaralı olay ne yaptın? Enerji aldın. Üst katman çıktın. Evet absorpsiyon. İki numaralı olay emisyondur. Evet emisyon diyebilirsin. Ya da der ki sana K katmanındaki elektron L katmanına geçerse emisyon mu olmuştur? Absorpsiyon mu olmuştur? Ya da N katmanındaki bir elektronun L katmanına gelmesi emisyon mu? Absorpsiyon mu? Şimdi içten dışa doğru gidiyorsa absorpsiyon K'dan N'ye doğru gidiyor bak K L M diye gidiyor. Bu absorpsiyon olayı. Dıştan içe doğru geliyorsa N'den ta L'ye gelmiş bu da emisyon olacak. Tamam? Bu şekilde sorular sorabilir. Bazen kapan karşısında 1 2 3 değil de K L M N isimlerini de kullanabilirler. Bunlara dikkat et. Şimdi hep bir elektron üzerinden örnek verdim dikkat ettiysen niye bir elektron üzerinden örnek verdim çünkü bor çalışmaları hep bir elektronla yapmış birden fazla elektronlarla çalışma yapmamış ki bu da zaten borun en büyük eksikliğidir bor şunu açıklayabiliyor ya da lityum lityumun atom numarası iki, bir tane elektron verdiğinde bir elektronu kalıyor tamam mı? bor bunu da açıklayabiliyor ya da 2 e, lityum müdi? lityum 2 değildi ya üçlü pardon 2 tane elektron verdi heh, bir elektronu kaldı Bor tek elektronluğu açıklıyor dedik. Bor demişken bor elementinden bahsedelim. Bor elementinin atom numarası 5'tir 4 tane elektron verdiğinde şu bir elektronlu halini bor açıklayabiliyor. Ama şu borun 3 elektron vermiş ve elindeki elektron kalan halini açıklayamıyor. 2 elektronlu halini bor ne yapıyormuş? Açıklayamıyormuş. Bu da borun en büyük eksikliği. Tamam mı? Başka hocam borun ne eksikliği var? Elektronlar yörüngelerde dedi diyor ama aslında elektronlar yörüngelerde değil. Bu ifadenin de ilerleyen zamanlarda son atom modelimiz olan modern atom terisinde bahsedeceğiz. Doğru olmadığı açığa çıkıyor. Elektronlar orbitallerde bulunuyor. Bir diğer mevzu ise Bohr nötronlardan bahsetmemiş. Ee, nötronlar çok sonradan keşfedilmiş. 1932 yılında Chadwick tarafından ileri sürülmüş. Chadwick e, nötronların varlığını keşfetmiştir diyoruz. Aslında şu an boru komple anlattık. Hani şurada gördüğün, ekranda gördüğün her şeye değindim. Kısaca ama yine de bir üzerinden geçelim. Bor atom modeline göre elektronlar çekirdek etrafında yörünge ya da enerji düzeyinde katmanlarda bulunur ki buna baş kuantum sayısı ya da kabuk da diyebiliyordun. Katmanlar işte dışa doğru 1 2 3 4 şekle ilerler ve en ile gösterilir ya da n şekliyle de gösterebiliyorduk. Elektronlar enerji düzeyleri arasında bulunmazlar. Bak şu ortada bulunmuyor. Bir enerji düzeyinde bulunuyor. Enerji yüzeyinin enerjisi çekirdekten uzaklaştıkça artar. Yani şuraya doğru enerji ne yapıyor? Artıyor. Buradaki elektronun enerjisi buradakinden daha fazlaymış. Bor atom modelinin eksik ya da hatalı yönler demiş. Bor yalnız bir elektronlulara açıkladı. İki elektronlu mesela helyumu açıklayamadı. İki elektronluyu açıklayamadı. Ya da üç elektronluyu açıklamadı. Yalnız tek elektronlara açıkladı. Bu onun eksik yanı. Aynı şekilde elektronlar çizgisel yörüngelerde döndüğü öngörülmüştür. Ancak elektronlar atom etrafında orbital adı verilen 3 boyutlu hacimsel bölgelerde yer alıyor. Yani enerji düzeylerinden ziyade orbitallerde yer alıyor dedik. Bu da borun eksiklikleriydi. Yine bor da nötronu keşfetmemişti. Nötron 1932 yılında Chetwick tarafından keşfedilmiş. Tamam. Olay bu. Bir tane örneğimiz var. Bu örneğe bakalım. Cümlesinde diyor boş bırakılan yere gelebilecek terimler nelerdir? Bora göre bir atomdaki elektronlar çekirdekten belli uzaklıkta ve kararlı halde hareket ederler. Her kararlı halin sabit bir enerjisi vardır. Enerji herhangi bir enerji seviyesinde elektron dairesel bir yörüngede yörüngede hareket eder. Diyor ki gelebilecek terimler yörünge diyebilirsin. Yörünge gördüğün yere katman diyebilirsin. Katman. Katman dediğin yere kabuk diyebilirsin. Kabuk. Enerji seviyesi diyebilirsin. Enerji seviyesi. Baş kuantum sayısı diyebilirsin dedim. Bak 5 tane terim getirebildim buraya. Tamam Cevabımız bu olacak. Temel ve uyarılmış hale de değinmiştim. Ama yine buraya da okuyarak hızlıdan bir tekrar edelim. Pekisin çünkü buralar çok değerli. Elektronlar çekirdeğe en yakın katmanları tercih ederler. Bu durumda en düşük enerjili ve en kararlı halde bulunurlar. Her atomun en kararlı haline yani olması gereken yerde bulunuyorsa temel hal diyoruz. Elektronlar enerji alarak üst enerji seviyeden çıkabilir. Bu halde de uyarılmış hal diyoruz. Enerji seviyeleri arasındaki farktan daha az veya daha fazla enerji elektronları uyarmaz. Uyarılmış hal kararsız ve yüksek enerjilidir. Neymiş? Uyarılmış hal kararsız ve yüksek enerjilidir. Kararsızsa ne yapacak? Kararlı hale geçecek. Yani ilk bulunduğu temel hale geçmek isteyecek. Temel hale ise kararlıdır diyeceğiz. Uyarılan elektronlar aldıkları enerji dışarı vererek temel hale dönerler. Bak. Kararsız, eskiline dönmesi gerektiğinden kararsızı yakalayabilirsin. Yüksek enerjiyi de daha ileri katmanlara giderse enerji artıyor demiştik. Buradan yakalayabilirsin. Peki hocam uyarmış atomun farklı özellikleri var mı? Şunları not alabilirsin bir köşeye. Uyarmış atomların e, kimyasal özellikleri aynıdır. Bunda bir değişiklik yok yani. Helium Ancak fiziksel özellikleri artık değişirler. Uyarmış elektronlar enerji aldı ve kafasında sürekli eski yerine gitme olduğundan dolayı kararsızla Element aynı element olduğundan dolayı proton sayısı değişmiyor, proton sayısı değişmediğinden kaynaklı periyodik sistemdeki yeri grubu ve bloğu değişmez. Uyalmış halde bulunan atomlardan daha az enerjiyle elektron koparılabilir. Bak, burası çok önemli bir nokta. Yani şuradaki enerji elektronu mu koparmak kolay, yoksa bir üst katmandakini mi derseniz, bir üst katmandakini koparmak daha kolay. Çünkü enerjiyi koparmak için, elektronu koparmak için enerji vermen lazım. Yüksek enerjili daha kolay koparırsın, daha az enerjiye ihtiyaç duyar. Bu yüzden ikinci katmandakini koparmak daha kolaydır. Buraya bir yıldız koy. Uyalmış bir atomun hacmi ve aktifliği değişir. Niye hacmi değişir? E çekirdeğe yakındı ne yaptı? Daha dışarı gitti. Hacmi arttı. Tamam. Aktiflik demek tepkimeye girme isteği demek. E, enerjisi farklılaştığından dolayı bu da değişir ki ilerleyen zamanlarda bu terimlerin de üzerinde duracağım. Gelelim spektruma. Biraz değineceğiz demiştik. Spektrumun bir diğer adı tayftır. Işın demeti de demektir. Elektromanyetik ışınlar görülebilen ve görülemeyen farklı frekans dalgalarıdır. Bir ışığın geçirdiği farklı frekanslı, e, frekanslı farklı dalga boylu yani ışın bileşenlerine ayrılmasına spektrum diğer bir adıyla tayf denir. Tüm ışınlar içeren spektrumlara elektromanyetik spektrum denir. Mesela beyaz ışık bir elektromanyetik spektrumdur. Neden? Beyaz ışık tüm renkleri, tüm ışınları içerir. Tamam mı? Yaz bunu bir köşeye. Beyaz ışık farklı dalga boylarına sahip birçok ışından oluşur. Beyaz ışığı bu yüzden bir prizme yardımıyla kırdığın zaman kırmızıdan kırmızı mora gök kuşağı gibi böyle yumuşak bir geçiş hali görürsün. Yazıyor burada. Beyaz ışık prizmadan geçirildiğinde dalga boyuna göre kırılarak bileşenden ayrılır. Buna görünür bölge spektrumu denir renkler arasında kesin bir sınır olmaması nedeniyle bu tür spektrumlarda kesiksiz spektrum denir. Yani sen beyaz ışığı bir prizmadan geçirdiğinden şöyle bir geçiş görüyorsun. Bak keskin bir geçiş yok. Arada boşluklar yok. Arada boşluk olmadığından dolayı kesiksiz. Diğer bir adıyla sürekli spektrum diyoruz. Burası arkadaşlar görünür bölgedir. Görünür. Görünür. Bunun ilerisi ise kırmızının ilerisi. Kırmızının ötesi. Kırmızı ötesi. Kırmızın bir diğer adı neydi? Kızıl. Kızıl ötesi. Şurası kızıl ötesi ışınlardır. Kızıl ötesi. Bir de morun ilerisi. Morun ötesi var. Şurası da mor ötesidir. Mor ötesi. Biz gözümüzde morla kırmızı arasındaki renkleri görebiliriz. Bunun haricindekileri göremeyiz. Yani mor ötesini ve kızıl ötesini göremeyiz. Görebildiğimiz alana görünebilir bölge diyoruz. Göremediğimiz alana ise yani mor ötesi, morun ötesi, ilerisi ve kızılın ötesini biz göremiyoruz. Bunlar nedir işte? Yani radyo dalgaları, TV dalgaları, uydu dalgaları bunlar gözümüzde mikro dalgalar. Göremediğimiz, görünür olmayan bölgeler. Görünür olmayan bölge yani gözümüzde göremediğimiz bölge. Mikro dalga fırınlarının ısıtmasını gözümüzde göremiyoruz mesela. Demek ki şu aralıkta bir enerjiye ya da dalga boyuna sahip değil diyoruz. Tamam mı? Burada birkaç tane daha spektrum vermiş. Hidrojen emisyon spektrumu bir de hidrojen absorpsiyon spektrumu diyor. Bunlar ne demek? Bunlara da bir değinelim. Temel düzeydeki bir atomun ışınları absorpleyarak yüksek enerjili uyanmış düzeylere ulaşmasına ait geçiş şey absorpsiyon deniyor. Yani enerji verdik elektron bir üst katmana çıkmıştı ya buna absorpsiyon bir diğer adıyla absorplama emme demek Soğurma demek. Sorma spektrumu denir. Bu elektronun tekrar eski haline gelmesine ise yayınma ya da emisyon spektrumu diyoruz. Absorpsiyonla bu şekilde renkli çizgilerin e, renk renkten arasında siyah çizgiler varken emisyonda ise siyah renkte renkli çizgiler vardır diyeceğiz. Bir elementin aynı elementin emisyon spektrumuyla absorpsiyon spektrumu arasındaki şu çizgiler var ya hep aynı doğrudadır. Yani şu ikisini yan yana koydu. Şu çizgiler aynı doğrudaysa bu atom aynı atomdur diyebilirsin. Ancak bu çizgiler farklıysa yani ekstradan şurada da bir çizgi varsa demek ki bu farklı bir atomdur gibi bir kavramda çıkartabilirsin. Evet, konu bu kadardı. Dersimizi bitirdik. İki tane örneğimiz var. Onları çözüp ödevini vereceğim. Gel şimdi buraya. Yukarıda verilen X ve Y spektrumlarıyla ilgili hangileri doğrudur diyor. Bak. X'te rengin üzerine kesik var. Rengin üzerine kesik olduğundan dolayı bu enerji almış absorpsiyon absorpsiyon ya da soğurma soğurma spektrumu siyahın üzerinde de renkli çizgi varsa emisyon emisyon ya da yayınma spektrumu diyeceksin tamam mı çizgiler aynı doğruda olduğundan dolayı x ve y aynı elementtir x soğurma spektrumudur evet soğurma spektrumu H eksi sürekli spektrumdur. Sürekli spektrum olabilmesi için hiç kesik çizgisinin olmaması lazım. burada çizgiler var. Kesilmiş renklerimiz kesildiğinden dolayı bu sürekli değil süreksiz spektrumdur. Tamam mı? Bu yanlış bir ifade. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir diyeceğiz. Örnek 8. Güneş ışığı bir prizmadan geçirilip dalga boylarına ayrılırsa spektrum elde edilir. Beyaz ışığın spektrumlarının gökkuşağında olduğu gibi iç içe girmiş kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor renkler bulunur. Bak iç içe girmiş. Keskin bir geçiş yok. Şöyle yumuşak bir geçiş var. Güneş ışının plazmadan geçirmesi sonucu elde edilen spektrum adı aşağıdakilerden hangisidir? Sürekli spektrum. Değil mi? Sürekli. Hiçbir çizgi yok. Çizgi varsa çizgi spektrumu ya da kesikli spektrum diyebilirsin. Cevabımız C seçeneği olacak. Gençler atom modellerini noktaladık. Bu arada böyleydi. Ee, bir de 5. olarak modern atom teorisi var. Modern atom teorisini 11. sınıfta bir ünite olarak anlatacağız. Kocaman bir ünite modern atom teorisi. Sadece şunu söyleyebiliriz. Ee, modern atom teorisinde elektronlar orbitallerde bulunuyor. Atomlar içerisinde e, protonla bir atom düşün. Tamam mı? Bir atomun merkezi var. Çekirdeği var. Çer çekirdeğinde proton ve nötron var çekirdeğin etrafında orbitaller var. Bu orbitallerin içerisinde ise elektronlar var diyoruz. Modern atom teorimizde bu şekilde. 11. sınıfın AYT'sinde ilk ünite olarak işleyeceğiz zaten. Daha detaylı bahsedeceğiz. Şu an sadece bunu bilsen yeterli. Modern atom teorisinde elektronlar orbitaller demiş Çekirdeğimizde proton ve nötronlar varmış. Elektronlar eksi yüklü, protonlar artı yüklüymüş, nötronlarsa yüksüzmüş. Tamam? Evet, ödevin burada yazıyor. Orbital Yayınları tyT Soru Bankası'ndan sayfa 38'de 43 arasında bulunan test 1-2-3'ü çözmeni istiyorum. Yaptığın doğru sayısını, yanlış sayısını lütfen videonun altında belirt. Çalıyor, çalışıyor musun, çalışmıyor musun? Yoksa sadece video izleyip geçiyor musun? Onu görmüş olayım. Sadece video izleyip geçiyorsan, eğer ödevini yerine getirmiyorsan çok büyük bir yanılgı içerisindesin demektir. Ee, ödevini yapmadığın zaman anlattığım e, konuların hepsi eksik kalacak, yarım kalacak bir şeyin de yayın kalması hiç olmamasından daha iyidir. Bu yüzden lütfen videoyu dinlediysen bir zaman ayırdıysan, bir emek ayırdıysan ne yapacaksın? Bunun ödevini de yapacaksın. Tamam mı? Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.